أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Değerli kardeşlerim, bugün 101. dersle huzurlarınızdayım. Önceki birkaç derste Kaf suresini incelemiştik. Anlamaya çalışmıştık, okumaya çalışmıştık. Bugün iniş sırasına göre Kaf suresinden sonra geldiğine kanaatimiz olan Beled suresini okumaya başlayacağız. Beled suresini aslında tek derste anlatabilirim diye bir plan yapmış idim. Fakat dersin notlarını hazırlarken özellikle 11. ayetten 20. ayete kadar ki ikinci kısımda böyle geçiştirilmemesi gereken çok önemli bir takım konu başlıkları olduğunu görünce 11. ayet ila 20. ayet arasını müstakil bir ders olarak işleyeyim istedim. Onu da 102. derste nasip olursa işleyeceğim ki şimdiden söyleyeyim. Yani o 11. ayetten 20. ayete kadar ne var? Bir el-akabe diye bir kavram gündeme getiriyor Allah-u Teala. Buna biz işte sarp yokuş diyoruz. O sarp yokuşun ne olduğunu anlatıyor Rabbimiz. Fakat öyle başlıklar halinde anlatıyor ki, mesela bir köle azadından söz ediyor ki, Kur'an'ın kölelik ve cariyelik kurumuna bakışını anlatmam lazım benim orada. Orada böyle 10 tane çok temel Kur'ani ilkeyi kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. Bu en az bizim yarım saatimizi alır. Sonra yetimlere ve yoksullara bakma, onları gözetme noktasında bir buyruk var. Kur'an ve yetim kavramını biraz irdeleme ihtiyacı var. Sonra bu tür fedakarlıkların ardından imana, sabrı ve merhameti tavsiyeye söz getiriliyor. Niye böyle bir sıralama var? Ona dair bazı açıklamalar yapacağım. Sonra Ashabul Meymene diye bir kavram var. Bu kavramın açılımı nedir? Kur'an'da bu anlamda nasıl başka kullanımlar var? Onlara dair açıklamalar yapacağım. Ondan sonra bir de Ashabul Meş'eme kavramı var. Onun üzerinde de duracağım için baktım ki bu yani surenin tek derslik bölümünde toparlanabilecek gibi değil. Onun için 11. ayetten 20. ayete kadarki bölümünü 102. dersimizde sizinle paylaşacağım. Öncesinde 1. ayetten 10. ayete kadarki bölümü hasbihal ederek anlamaya ve hayatımıza indirmeye çalışalım istiyorum. Sözümün başında Rabbimden bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfetmesini niyaz ediyorum. Sizlere de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve hepimizin bu hakikatleri doğru yaşamamızı nasip ve müyesser etmesini niyaz ediyorum. Şimdi Beled suresi dediğim gibi iniş sırasına göre 37. sure olduğu kanaatindeyiz. Bu sure sıralamalarında hani %100 böyledir diye bir kesinlik ortaya koymuyoruz. Sure sıralamalarında pek çok sıralamanın yapıldığını sizlere ifade edeyim. Benim tercih ettiğim bu. Ben bunu tercih ettim diye tek doğru budur. Başka doğrusu yoktur. Başka sıralama ihtimalleri doğru değildir demek istemiyorum. Benim tercih ettiğim Kur'an'ı bu sıralamayla okumanın
daha doğru olduğu kanaatim doğrultusunda bu ifadeleri dile getiriyorum. Diğer tercihler de benim için saygıdeğerdir. Onlara da bir şey demiyorum. Hani mesele rivayete dayalı olduğu için genellikle bu sıralamalar, rivayetlerden %100 emin olup da işte budur başkası değildir diyemeyiz. Bunlar bir kanaat ortaya koymamızı sağlayacak verilerdir. Biri bir sıralamayı tercih edebilir, öbürü öbürünü tercih edebilir. Herhangi bir dayatma ya da doğrusu budur, başka doğru yoktur gibi bir söz söylemek durumunda değiliz. 37. sırada indirildiğine inanıyorum. Resmi sıralamadaki yeri 90'dır. Usul Beled Suresi 90. Usaf sıralamasındaki yeri odur. Ayet sayısı 20'dir. İniş yeri Mekke'dir. Bu surede genel olarak içerik bağlamında, şimdi başta bazı yemin ifadeleri var. İnsanoğlunun yapısıyla alakalı, hem fiziksel hem manevi yapısıyla alakalı bir gönderme var. Bazı nankör insan tiplerinin dile getirdiği bir takım sözlerin yanlışlığına gönderme var. Bir de saf yokuş dediğimiz el-akabe kavramı gündeme getirilir ve bunun açılımı yapılır Kur'an bünyesinde. Zaman kalırsa Kur'an'daki bir ifade tekniğini bu dersin içeriğinde sizlerle paylaşacağım ama eğer kalmazsa zaten 12. ayette olduğu için ve ma edrake kavramları üzerinde bir sonraki derste sizlere beyanlarda bulunmaya gayret edeceğim. Şimdi bu surenin 37. sırada indirildiğini ifade ediyoruz. 36. sırada indirilmiş olduğunu söylediğimiz Kaf suresiyle her iki surenin birbiriyle yakın anlam ilişkisi, konu ilişkisi vardır. Mesela her iki sure yemin ifadeleriyle başlıyor, benzeşiyor. İnkarcı insanın durumuna gönderme yapılıyor. Onlara yönelik bazı uyarılar dile getiriliyor. Mahşerde kurtuluşa erebilenlerden olabilmek için dünya hayatında fedakarlık yapmanın gerekliliğine gönderme yapılıyor. Ve Ruzi Mahşer'de insanların iki ana gruba ayrılacağı bilgisi her iki surede de konu olarak işlendiği için bu konuları iki surenin ortak konuları olarak ifade edebiliriz. Böylece Beled suresinin Kaf suresiyle anlam ilişkisi kurularak bu surenin Kaf suresinden hemen sonra indirildiği sonucunu elde edebiliyoruz. Şimdi surenin ilk 10 ayetini bir metot olarak, dersimizin bir genel işleyişi olarak veriyorum. Önce ayetlerin metnini yazıyorum, sonra tercümesini yazıyorum. Şimdi bu ayetleri böyle teker teker ya da bu bütünlük içerisinde tercüme etmeyip hemen birinci ayetten zaten detaylı bir şekilde inceleyeceğim için birinci ayetteki beyanlarla dersimizi başlatalım istiyorum. Eselbillah şöyle başlıyor ayet-i kerime, sureler, surenin ilk ayet grubu. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. La uksimu bihadel beled ve ente hillun bihadel beled ve validin ve ma veled. Şimdi bu çok hani ifadeye söylendiğinde kulağa hoş gelen bir ses uyumuna sahiptir bu surenin ayetleri. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. ayetlerin son harfi hep dal olarak gelir. 8, 9, 10. ayetlerin sonu nun olarak gelir. Hem de tesniye nunu olarak gelir. Böyle muhteşem bir uyum vardır. 11. ayetten sonrası da hani yuvarlak T dediğimiz H diye durulan o müenneslik tası olarak bildiğimiz o harfle biter. Böyle muhteşem bir ses uyumu surenin ayet sonlarında söz konusudur. Hani böyle okuyunca daha iyi anlaşılıyor bu dediğim. Böyle bunu
tarif edince çok iyi anlaşılmıyor ama bunun lafzını, telaffuzunu ifade edince böyle Kur'an'da böyle muhteşem ses uyumları da vardır. Kur'an şiir kitabı değildir ama şiirimsi ifadeler Kur'an'da vardır. Böyle ayet sonlarındaki muhteşem ses uyumları bazen insanı hayranlıklar denizine daldırır. Hatta mesela Hakka suresindeki o muhteşem ses uyumu, mana uyumu, ses uyumu rivayet odur ki Hazreti Ömer'in Müslüman oluşunun hikayesini de o uyum ve mana uyumu sağlamıştır diye de rivayetler var. Dersin konusu o olmadığı için o detaya şimdilik girmiyorum. La uksimu bihâdel beled ve ente hillum bihâdel beled ve validin ve ma veled lekad halaknel insâne fî kebed eyahsebu ellen yakdira aleyhi ahad yekûlu ehlektu mâlen lübeda eyahsebu ellem yarahu ahad elem nec'al lehu ayneyn ve lisânen ve şefeteyn ve hedeynâhum necdeyn felaktahemel akabeh وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةِ اَوْ اِطْعَامٌ ف۪ي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةِ يَت۪يمًا ذَا مَقْرَبَةِ اَوْ مِسْك۪ينًا ذَا مَتْرَبَةِ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْ بِالْمَرْحَمَةِ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ. Gördüğünüz gibi böyle muhteşem bir ses uyumu bu surenin ayet sonlarında söz konusudur. Kur'an'ın böyle de güzel bir tarafının olduğunu Beled suresi özelinde sizlerle paylaşayım istedim. Nasıl başlıyor? La uksimu diye başlıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de la yemin ifadeleri var. Kur'an-ı Kerim'de yemin ifadeleri iki türlüdür. Daha yaygın olan yemin ifadeleri vav harfiyle yapılır. İşte vel necmi, vel asri, vel turi, vel şemsi, vel leyli, vel duha gibi vavla yapılır. Birkaç tane örnek var, 6-7 tane veya 7 değil de 9 tane olabilir. T ile yapılan yeminler var, tellahi gibi. İşte nerede var? Saffat suresinde var, Nahl suresinde var, Yusuf suresinde var, tellahi, hatta Enbiya suresinde de bir tane var. Tellahi diye yapılanlar var, vav ile yapılanlar var yoğun bir şekilde, bir de la uksimu diye yapılanlar var. Vav ve t harfi ile yapılanların tercümesi yemin olsun ki diye yapılır. Hani vadduha dedin mi, kuşluğa yemin olsun tercümesini yapmak gerekir. Veya tellahi dedin mi, Allah'a yemin olsun ki tercümesini tercih etmek gerekir. Fakat la uksimu ifadelerini yemin olsun ki diye tercüme etmek doğru değildir. La uksimu, yemin ederim ki demektir. Yemin ediyorum ki demek. Uksimu fiili metinde bulunduğu için onu tercümeye yansıtmak gerekir. Yani vadduhaya yemin ediyorum demek nasıl doğru olmazsa la uksimu'ya da yemin olsun ki demek doğru değildir. Vav ve ta ile yapılanlara yemin olsun ki denir. La uksimu şeklinde yapılanlara yemin ederim ki demek gerekir. Metnin hakkını vermek için tercümede bu noktaları gözetmek gerekir. Bu noktalara itibar etmeden işi geçiştirmek çok sağlıklı bir yol değildir. Bilmiyorum daha önce söyledim mi ama söylediysem de üzerinden çok uzun zaman geçtiği için tekrardan hatırlatmakta yarar görüyorum. La uksimu ifadeleri Kur'an-ı Kerim'de 8 yerde geçiyor.
Bunun ilk geçtiği yer Vakıa Suresi 75. ayet. İkinci geçtiği yer Hakka Suresi 38. ayet. Üçüncüsü Me'aric Suresi 40. ayet. Dördüncü ve beşincisi Kıyamet Suresi 1 ve 2. ayetler. Altıncısı Tekvir Suresi 15. ayet. Yedincisi İnşikak Suresi 16. ayet. Ve sekizincisi Beled Suresi 1. ayet. Sekiz yerde geçiyor. La uksimu. La uksimu veya fela uksimu fark etmez. Aynı şey yani. Şimdi bu la uksimu aslında bir şöyle diyeyim, bir Kur'an estetiğidir bu ifade. Ne demek? Şunu kastediyorum. La uksimu ifadesini dört değişik şekilde tercüme edebiliriz. Gramer olarak. Yani gramer kurallarını işletirseniz ve Kur'an'ın metnine itibar edip o metindeki incelikleri gözetirseniz la uksimu fiilinin 3-4 çeşit tercümesinin yapılabileceğini görürsünüz. Gerekçelerini de söyleyerek bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Hani tarihe not düşme adına bazen şöyle ifadelerle karşılaşıyorum. Mesela diyor ki adam, ya bir mealde okudum öyle yazdı, öbüründe okudum böyle yazdı. Bunlar niye birbirini tutmuyor diye serzenişte bulunanlar oluyor. Bu tür meallerle alakalı olarak aile içerisinde de çok diyaloglarımız oluyor annemle benim. Şimdi annem burada. Annem çok iyi bir Kur'an meali okuyucusudur. Her gün bir cüz metin ve meali okur annem. Epeyce Kur'an hakkında malumat sahibidir. Bir tek şikayeti var anamın. Der ki yani bizim Trabzon ağzıyla unutuyorum. Yani önce okurken anlıyorum ama bir süre sonra unutuyorum. Fakat bir konuyu konuşmaya başladığımız zaman mesela annem diyor ki ya şöyle bir şey vardı değil mi? O mealden hareketle konuları hatırlıyor. Detaylarını elbette bilme durumu olmaz. Her kişi kimsenin olmaz. Ama bu meallerde böyle niçin bazen öyle yazayım bazen böyle yazayım diyor annem. İşte bunun bir gerekçesi var. Bunun farklısı da doğru olabilir. Böyle örnekler var. Farklısının doğru olmadığı örnekler de var. Biz şimdi mesela la uksimu üzerinde farklı tercümeler yapıldığında doğru olduklarını söyleyelim diye bu detayı veriyorum. Mesela biri şöyle yazarsa nasıl? La uksimu'ya kesinlikle yemin ederim ki diye tercüme yapmış olabilir. Peki bu niye böyle yapmıştır bunu? Şunun için. La uksimu yani Kur'an bilgisi ve Arapça gramerden hareketle şunları bilir ilgililer. La uksimu aslında la diye yazılsa da l diye okunma ihtimali var bunun. Yani la uksimu le uksimu diye okunabilir. Peki Kur'an-ı Kerim'de la diye yazılıp L diye okunan örnek var mı? Var. Var çünkü öyle kafadan atarak ben öyle dedim, öyleyse doğrudur diyecek halimiz yok. Gerekçesi bulunacak. Tevbe suresinin 47. ayetinde not alabilirsiniz. Elinizde açıp bakabilirsiniz. Tevbe suresi 9. suredir. Bu 9. surenin 47. ayetini açıp baktığınız zaman orada ve le evda'u diye bir fiil var. Le evda'u. O la diye yazılır, le diye okunur. La yazılır, le diye okunur. O la'nın altına da kasır yazar. Yani bunu la diye okuma, le diye oku. Niye? Çünkü ayetin gidişatı la'ya müsait değildir mana olarak. O le diye okunmak zorundadır. Her ne kadar la diye yazılmış olsa da onun okunuşu le'dir. Tevbe suresinin 47. ayeti. Bir tane daha var. Bu konuda iki örneğimiz var. İkincisi Neml suresi 21. ayettedir.
O ayeti kerimede, hani Hazreti Süleyman'ın karıncayla bir diyaloğu var. O diyaloğun geçtiği pasajda 21. ayette Hazreti Süleyman diyor ki, neye göremiyorum bu hüdhüd nerede? O karıncayla ilgili diyaloğun içinde geçiyor. Hüdhüd nerede? Yoksa bu gayb mı, kayıp mı oldu? Ya ona şiddetli bir şekilde azap edeceğim diyor. لَاُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَد۪يدًا اَوْ لَاَذْبَحَنَّهُ O لَاَذْبَحَنَّهُ diye okuduğumuz fiil, açıp bakın, la diye yazılır, le diye okunur. Niye le diye okuyoruz? Çünkü لَاُعَذِّبَنَّهُ'daki lam le ile başlıyor. O le, tekit lamı derler ona. O le olduğu için o da le olmak zorundadır. Hatta devamındaki لَيَتِيَنِّي بِسُلْطَانِ الْمُب۪ينِ ifadesinde de L vardır. Anlaşılıyor ki bu ayette geçen üç tane fiil tekit lamı olan L ile başlıyor. Ama bunların bir tanesi La diye yazılsa da L diye okunuyor. İşte bu iki örnekten hareketle لَاُقْسِمُ'ya لَاُقْسِمُ manası verilebilir. O zaman La, L diye manalandırılacağı için tekit yani pekiştirme anlamı verir. Muhakkak ki yemin ederim demektir. Kesinlikle yemin ederim. Muhakkak ki yemin ederim. Tercümesi doğrudur. La uksimu, le uksimu şeklinde kabul edilebilir. Bu bir. İki. La uksimu doğrudan La uksimu kalıbının manasında da düşünülebilir. Yani uksimu yemin ederim, la uksimu yemin etmem. Yani iş o kadar açık ki yemin bile etmem. Bu tercüme de doğrudur. Yani biri bu tercümeyi tercih etmişse bu yanlış değildir. Bu mealler arasındaki çelişkinin örneklerinden biri değildir. La uksimu'ya iş o kadar açık ki yemin bile etmem demek doğrudur. Bu da doğru bir tercümedir. İkinci ihtimal. Burada herhangi bir tevilimiz yok yani. Doğrudan o edata olumsuzluk manası, nefi manası veriyoruz. Uksimu'ya da zaten bulunduğu fiil manasını veriyoruz. Bu iki. Üç. Şimdi Kur'an-ı Kerim, kardeşlerim şunu söyleyeyim size. Böyle Kur'an-ı Kerim'de böyle nokta, yani cümle sonlarında nokta veya ifade aralarında virgül, noktalı virgül, soru işareti, ünlem işareti, çift tırnak, tek tırnak gibi işaretler yoktur. Ama bu bir hitap olduğu için aynı zamanda bu her ne kadar la uksimu diye bitişik yazılsa da bu la'dan sonra bir ünlem işareti var, kabul edilebilir. Yani şunu kastediyoruz. La, hayır. Hayır, iş sizin zannettiğiniz gibi değil. Sizin iddianız doğru değil. Uksimu, yemin ederim ki şu şöyle şöyle şöyledir. Yani la'yı bir red edatı olarak kella gibi düşünüp hayır öyle değil. Düşünceniz yanlış. Şimdi bu la uksimulara bazen böyle görürsünüz yani. Hayır, ünlem yemin ederim ki şöyle şöyledir. Bu tercüme de doğrudur. Bu üçüncü ihtimaldir. Dördüncü ihtimal, la uksimu'daki la harfine zait harf muamelesi yapılabilir. Zait demek, bilinen anlamının dışında kullanılan ifadeyi süsleyen edat demektir. Buna tezyin edatı derler Arapçada. Var mı Kur'an-ı Kerim'de böyle kullanımlar? Var, dolusuyla var. Mesela kefa billahi. O kefa billahi ifadesindeki o billahi'deki be zaittir. Yani bildiğimiz ilsak, kasem, tadiye, sebebiye gibi manalara gelmez. O bilinen manalar orada söz konusu değildir. La uksimu demek uksimu şeklinde de yorumlanabilir. Yani biri tercümeyi sadece yemin ederim ki diye yapıyorsa o da doğrudur. İşte bakın dört tane tercüme ihtimali var. Dördü de doğrudur. Bunlar meallerin birbiriyle
çelişkili olduğunu filan göstermez. Bu Kur'an'ın bir zenginliğidir. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Aşağıdan diyor ya, yani kitap bir cilt, sen 30 cilt tefsir yazıyorsun. Ne yazıyorsun buna diyor adam. Haberin yok ki bu nasıl bir metindi. Bunu bilmiyorsun ki sen bunu. Bilmediğin için bunu falancanın yazdığı düz bir kitap, düz bir makale zannediyorsun. Bu öyle değil bu kitap. Hele bu kitabın, bakın söyleyeyim, Mekke dönemi surelerinde ifadeler icaz içeriklidir. İcaz. İcaz veceze kökünden gelir. Sözü kısa tutmak demektir. Vecezeyi ifal babına koyduğunuz mu evceze olur. Onun masları icaz olur. Sözü kısa tutmak. Mekke dönemi surelerinde ayetler genellikle kısadır ama mesajları oldukça yoğundur. Buna icazlı ifadeler derler. Bir de icaz var. O acezeden geliyor. Aciz bırakmak demektir. O bütün Kur'an surelerinin genel özelliğidir. O başka. Bu veceze sözü kısa tutmak anlamına gelir. İcaz Kur'an'da Mekki surelerin ifade özellikleri arasındadır. Dolayısıyla bir ayete mana verirken onun icazlılığından istifade ederek derin anlam arayışlarına girebilirsiniz. Bir açık görünen manası vardır. Bir de diğer ayetlerle bağlantılı mana derinlikleri vardır. O derinlikleri bulma yolculuğunu başlatırsanız size sayfalar dolusu malumat çıkacaktır önünüze. Niye bunlar çok uzun anlatılıyor diye öyle bir suçlamada bulunmamak lazım. O uzunların her biri çok isabetlidir demek de istemiyorum tabii. Bir takım böyle dedikodu türünden şeyler de yazıp kitabı şişirenler de var yani. Dolusuyla bir takım işte rivayetleri dolduruyor. Birbiriyle çelişkili acayip şeyler, sayfalar dolusu bilgi var ama hani geriye ne bırakıyor diye baktığın zaman çok bir şey bırakmadığı da oluyor. Ama her uzun gereksizdir anlamında bir değerlendirme yapmamak lazım. İşte ben La Uksimu ile ilgili söyleyeceklerimi bu ifadeyle sonuçlandırayım. Şimdi ayetin mesajına bakalım. Rabbimiz neye yemin ediyor? La uksimu bihadel beledi. Bu beldeye yemin ederim. El beled, belde demek. Belde, kariye, bunlar şehir, daha nispeten küçük, biraz daha büyük şehirler için kullanılır. İşte daha büyük şey, en büyük şehirler için işte Medine kelimesi kullanılır. Daha büyük öyle başkent gibi olanlara asımet derler ölçüden. Birbirinden farklı kelimeler var. Buradaki maksat bu şehre, bu beldeye yemin ederim. Bu belde dediği belde, şimdi bakacağız. Neyi kastediyor? Hangi şehir bu? Şehrin adını söylemiyor. Şehir diyor. Şehir deyince biz hemen Kur'an'da acaba bu neresi olabilir diye bir arayışa giriyoruz. Arayışa girince karşımıza iki tane ayet çıkıyor. Bu ayetlerden biri İbrahim suresi 35. ayet, öbürü Tin suresi 3. ayet. İbrahim suresi 35. ayette ve ilgâle İbrahim'e Rabbi ceal hâzel belede diye bir ifade, el beled. Bu şehri işte güvenli kıl diye dua ediyor. O şehir Mekke'dir. Onu tarihi kayıtlardan biliyoruz. Benzer bir gönderme Bakara suresinin 126. ayetinde var. Ama orada Elif Lamlı geçmiyor. Elif Lamlı geçmediği için onu almadım. Ve izkâle İbrahim'i Rabbi ceal hâdâ beleden diye geçiyor orada. Ama bu Bakara 126'daki beled ile İbrahim 35'teki el beled aynı yerdir. Hazreti İbrahim'in eşini ve Hazreti İsmail'i getirip bıraktığı saygın mescidin yanı dediği yer Mekke'dir ve Mescid-i Haram'ın oraya Hazreti İbrahim ailesini bırakmıştır. Beytikel Muharrem diyor ona. Saygın evinin yanına çocuklarımdan bir kısmını bıraktım diyor. Hani
anlatılanlara baktığınız zaman şöyle şeyler anlatırlar. Derler ki ne kadar Kur'ansız sunumlar yapıyorlar ya. Ne kadar Kur'an'dan uzak, ne kadar Kur'an'dan habersiz. Nasıl böyle cümleler kuruyorlar? İnanın bazen şaşırıp kalıyorum. Diyor ki Hazreti İbrahim çoluk çocuğunu, işte Hacer'i, İsmail'i ıssız, kuş konmaz, kervan geçmez bir yere bıraktı. Duymuşsunuzdur, böyle anlatıyorlar ya. Yani. Ya böyle bir şey yok. Ne ıssız ya? Ne kuş konmaz, kervan geçmez? Nereden çıkarıyorsun bunu? Yani sen bu İbrahim suresinin 37. ayetini bir kere okusaydın bu cümleleri kullanmayacaktın yani. Okumadın işte. Okumayınca da sallayıp duruyorsun. Bakın diyor ki Allah-u Teala hani elbette madem Mekke'de bir vesileyle bir bilgiyi daha burada dile getireyim. Rabbena ey Rabbimiz inni eskentü min zürriyeti. Ya Rabbi çocuklarımdan neslimden bir kısmını bıraktım yerleştirdim. Bir vadi, bir vadiye. Bu Mekke vadisi. Bir vadiye. Nasıl bir vadi bu? Gayri zî zer'in. Ziraat, tarım yapılmayan bir vadiye bıraktım. Fakat tarım yapılmamasını ıssızlık diye anlamışlar. Halbuki devam ediyor, bitmedi ki. İnde beytikel muharremi. Senin o saygın evinin yanına bıraktım onları. Demek ki orada Kabe var. Ve onun saygınlığını herkes biliyor. Ve şimdi göreceğiniz üzere orada insanlar var, ıssız bir yer değil. O çocuklarını en şenlik yere götürmüştür ya. En güvenli yere götürmüştür. Hazreti İbrahim çocuklarını böyle kuş konmaz, kervan geçmez bir yere bırakmış olabilir mi ya? İlâ men tekilüni demiş. Bizi kime güveniyorsun? O da sizi Allah'a güveniyorum deyince Hazreti Hacer tamam şimdi gidebilirsin demiş. Tamam da o ıssızlık manasına gelmez o yani. Tanış olmaması anlamına gelebilir. Yoksa kimsenin olmadığı bir yer değil. Nitekim bakın bu ayetlere secavent koyuyor, koymuşlar ya secavent ayetin içine sonuna. O secaventlerin çok büyük bir kısmı muhteşem bir şekilde doğru yerleştirilmiştir. Sıkıntılı olanlar var ama şu yani genelde söyleyecek olursak doğru yerleştirilmişlerdir. İstisnaları var. Mesela bu inde beytikel muharrem oradaki el muharrem kelimesinin üzerine secavent koymuş. Ne koymuş anne sence ne koymuş? Durma anlamına gelecek ne koymuş? Ha, la koymuş. Lam elif ya. Yani, la. Demiş ki bitmedi bu cümle. Bitmedi burada durma diyor yani. Çünkü Hazreti İbrahim ailesini ıssız bir yere koymadı. Onu öyle bir yere yerleştirdi ki Rabbena şunun için onları buraya yerleştirdim diyor. لِيُقِيمُ السَّلَاةَ namazı kılsınlar diye burada. Mescitte yani. Mabette namazı kılsınlar. فَجَعَلْ اَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْو۪ي اِلَيْهِمْ Ya Rabbi buradaki insanların kalplerini onlara yönlendir. Hani ıssızdı? فَجَعَلْ اَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْو۪ي اِلَيْهِمْ İnsanların gönüllerini onlara yönlendir. Orada insanlar var. وَرْزُقُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ Onları çeşitli meyvelerle rızıklandır ki لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ Umulur ki şükredenler olurlar diye. Ya bu ayet bu kadar açık olmasına rağmen bu söylemleri hala duyuyor olmak inanın ki insanı üzüyor. Evet. Peki Allah-u Teala neden Mekke'ye yemin ediyor? Bunun bilebildiği biz iki sebebi olabilir. Hoş, yani sebebini bilmesek de Allah buraya yemin ediyorsa kıymetinden dolayıdır der geçeriz yani. Ama bildiğimiz birkaç bir şey var. Ne var? Mesela birinci gerekçe Hazreti Peygamber vahiy ile Mekke'de ilk defa buluşmuştur. Vahyin Mekke'yi şereflendirmesi anlamında bir ayrıcalık söz konusudur. Başlangıç yeri olması itibariyle bir. İki, Âl-i İmrân suresinin 96. ayeti gereği insanlar için ilk inşa edilen, ilk bina edilen mabet orası olduğu için. İnne evvele beytin vudi'a lin-nâsi
lellezî bi Bekke'te, Bekke Vadisi'nde olan yerdir insanlar için ilk kurulan mabet. O Bekke Vadisi, o Mekke Vadisi'dir, orasıdır işte. Oraya bir gönderme olsun diye Allah-u Teala Mekke şehrine yemin ediyor olabilir. Yeminin gerekçesini bu iki şekilde ifade edebiliriz. Gördüğünüz gibi her iki gerekçenin birinde vahyin Mekke'de başlaması, diğerinde de ilk mabedin, yani vahiy bilgilerinin, vahiy ilkelerinin insanlıkla ilk buluşturulduğu yer olması itibariyle Mekke sıra dışı bir yer konumundadır. Onun için oraya yemin edilmesinin neden tercih edildiğini bu iki şeyle ifade edebiliriz. Hani oraya bir Arapça bir şey yazdım. Şeref-ül mekan, bir şeref-ül mekin. Yani bir mekanın değeri oradaki bulunandan dolayıdır. Mekke'nin değeri Kabe'den gelir. Kabe'nin değeri de müminler için kıblegah olmasından gelir. Yani. Evet. Birinci ayetle ilgili sözüm budur. İki. Ve ente hillun bihazel beledi. İşte o el beled kelimesi bir daha geçiyor burada. Sen de bu şehirde mahallin bu şehirdedir. Yani sen de bu şehirde yaşamaktasın. Sen de bu şehrin sakinisin. Bu şehir birinci ayette de söz edildiği gibi Mekke'dir. Şimdi sözün biraz yoğun dile getirildiği ayet, üçüncü ayet. Burada da yemin var. Ve validin ve mahvelede. Allah-u Teala valide yani babaya ve mavelede ve çocuğa. Aslında valid kelimesi tabi baba demektir ama aslında yani çocukların dünyaya gelmesinin sebebi olarak valid burada hem baba hem anneyi kapsar yani. Çocuğun doğumunun sebebi olan kişi anlamında valid baba ve anne olarak düşünülebilir. Ama valid kelimesi tek başına baba demektir. Anneyi de içerir. Nitekim memavelede ve doğana, çocuğa yemin ederim bu çocuk burada erkek çocuk demek değil yani. Her bir çocuk demektir. Valid her bir baba yani her bir ebeveyn, ebeveynin her bir ferdi yani her bir baba, her bir anne ve memavelede her bir çocuk. Şimdi açıp tefsirlere bakıyoruz. Nasıl anlamışlar bu üçüncü ayeti? Demişler ki bu valid Hazreti Adem'dir. Mavelet doğan ise onun zürriyetidir. Bir kısım böyle demiş. Bir kısım demiş ki valid Hazreti İbrahim'dir. Doğan çocuksa Hazreti İsmail veya onun neslinden gelen Hazreti Muhammed'dir. Başka bir grup demiş ki maksat bütünüyle insanoğludur. Allah-u Teala her bir çocuğun babası veya annesi olan her bir insanoğluna burada yemin ediyor diye bir yorum getirilebiliyor. Şimdi bakın başka bazıları şöyle demişler. Validden maksat Hazreti Peygamber'dir. Yani babadan maksat odur. Mavelede çocuktan maksat onun bütün ümmetidir. Peygamberimize nispet edilen bir rivayette diyor ki ben sizin için baba mesabesindeyim. Yani ümmetine çok yakın olduğunu, onları sevdiğini, saydığını, koruduğunu, gözettiğini ifade bağlamında böyle bir rivayet nakledilir ama Hazreti Peygamber'in baba oluşuyla alakalı çok sahih diyebileceğimiz bir metin olmasa bile Hazreti Peygamber'in hanımlarının ümmetin annesi olduğuna dair ayet vardır. Bu kesin. Ahzab suresinde Allah-u Teala ve ezvacuhu ümmehatuhum peygamberin eşleri o ümmetin anneleridir. Bitti. Ümmetin annesi peygamberlerin hanımıysa baba mesabesinde olan da Hazreti Peygamber'dir. Buradan hareketle bu ayetteki valid Hazreti Muhammed mavelet çocuk da bütün ümmetidir diye bir yaklaşım dile getiriliyor. Bunu sizinle paylaşayım istedim. Peki bu görüşlerin hangisi en doğrusudur?
Valla hangisi en doğrusudur diye böyle bir sıralama yapmak istemem ama bunların her biri düşünülebilir, diyecek de fazla bir şey yok. Benim için önemli olan şu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki yemin ifadeleri aslında yemin edilen şey her ne ise, yani Allah her neye yemin ediyorsa o yemin edilen şeyin insana şahit tutulacağını bildirmeyi murad etmektedir. Yani her bir babaya, anneye, çocuğa yemin olsun demek, her bir çocuk, her bir baba kişinin şahidi olacak demektir. Yani Allah'ın yemin ettiği şeyler insana şahit tutacağı şeylerdir. Her baba çocuğuna, her çocuk babasına şahittir. Veya her çocuk annesine, her anne çocuğuna şahit olacaktır. Yani mahşerde şahitlerinizin yoğun olacağını bilmek ve hak şahitliği noktasında şahitlerimizi çoğaltmak durumundayız. Bu yeminleri bir şahitlik kurumu olarak kabul edersek mesajlar daha yerli yerine oturur diye düşünüyorum. Güneşe yemin olsun demek güneş şahidiniz olacak demektir. Gündüze yemin olsun demek gündüz şahidiniz olacak demektir. Geceye yemin olsun gece şahidiniz olacak. Karanlıktadır, kimse bizi görmez, şu yanlışı yapalım diyenler bilsinler ki karanlık, yani gece onların şahidi olacaktır. Hiç kimse yaptığını yanında kâr bulamayacaktır. Olumsuz anlamda hiçbir şeyi Allah'a gizliye, saklıya getiremeyecektir. Öyle bir durum yok. Şimdi bu yemin ifadelerinden sonraki cümlelere, o cümlelerdeki mesaja dikkat çekmek için aslında yemin ifadeleri mesajların önüne getirilir. Şimdi bakın, bu yemin ifadelerinin peşinden hangi cümle geliyor? Dördüncü ayet. Buyurmuş ki Rabbimiz, لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدْ. Muhakkak ve muhakkak ki, şüphesiz ki biz insanoğlunu zorluklara dayanıklı yarattık. Kebet kelimesi zorluk, zahmet, şiddet, imtihan gibi anlamlara geliyor. Hatta bu kelimenin böyle dik durmak, düzgün olmak, istikamet sahibi olmak anlamlarına da geldiği ifade ediliyor. Buradan hareketle insanoğlunun kebet şeklinde yaratılmışlığı demek, insanın iki ayak üzerinde dimdik duracak şekilde yaratılması manası da bu mesajın içerisinde bulunuyor diyebiliriz. Kebet kelimesinin mana dünyasında, anlam dünyasında bu çeşitlilik söz konusudur. O çeşitlilikten istifade ederek biz yorumlarımızı ona göre şekillendiriyoruz. Bu zorluk bazen şöyle düşünülebilir. İnsanın insanlık arenasına gelme sürecinde yaşanan zorluklar var. Hani yumurtadan, spermden oluşup işte o zigottan alakaya, ana rahmindeki aşamalara, doğuma, doğumdan sonra bir bebekliğe, çocukluğa, gençliğe, yetişkinliğe, erişkinliğe filan böyle bir maddi hayatlarında bir takım zorluklar var insanoğlunun. Bunun psikolojik olarak bir takım karşılaşacağı zorluklara direnebilme özelliğinde yaratılmış olma ihtimali bu mesajın bünyesinde o da vardır. Bir de insanoğlunun çeşitli zorluklarla imtihan edileceğine dair bu ayette bir bilgi, bir mesaj gönderilmesi söz konusudur. Zorluklar insanoğlunun karşısındadır. Zaten yiğitlik o zorlukları aşma noktasında ortaya çıkar. Bu zorluklardan biri işte ikinci derste, bir sonraki derste ele alacağımız el-akabe denen sarp yokuştur. O sarp yokuşu bakalım kim aşacak? O sarp yokuşa gönderme yapıldığı için maksadın insanın dünya hayatında sorumlu kılındığı bir takım imtihan kalemleri vardır. Allah-u Teala insanoğlunun sorumlu bir varlık olarak yaratıldığına zorlukların içerisinden kolay yol bulacak bir sistemin muhatabı kılındığına dair bu ayet-i kerimede böyle bir işaret, böyle bir mesaj göndermesi söz konusudur. Şimdi gelen insan böyle sorumlu bir varlık olarak yaratılmış, sorumlulukları üstlensin diye
Allah-u Teala onu çeşitli özelliklerle dizayn etmiş, ona çeşitli buyruklar yönlendirmiş. Farzlar diyebileceğimiz emirler ve haramlar diyebileceğimiz yasaklar insanoğlunun muhatabıdır. Sorumlulukları üzerinden hareket edecek. Fakat bazı insanlar kendilerini, yaratılış gayelerini, yaratılış kaynaklarını, yaratılış serüvenlerini unutarak, hani bu alemde kendisinin böyle baş edilemez bir varlık olduğunu sanan tipler vardır. Ya böyle küçük dağları ben yarattım gibi, böyle kibirden adeta böyle tartılan bir takım adamlar vardır. Bir takım sembol demeyeyim de simalar vardır. Böyle insan tipleri vardır. Şimdi Rabbimiz onlara gönderme yapıyor. 5. ayette buyuruyor ki eyahsebu, bu insan, bu nankör insan şöyle mi zannediyor? En len yakdira aleyhi ahadu. Ona hiç kimsenin hiçbir şekilde güç yetiremeyeceğini mi zannediyor? Kimsenin ona güç yetiremeyeceğini mi zannediyor diye bu nankör insana gönderme yapıyor. Bunu niye böyle diyor? Çünkü vahyin indirildiği dönemlerde böyle Hazreti Peygamber'e karşı çıkma adına, onun mesajını geçersiz kılma adına, onun mesajına karşı kibir gösterme, onu ve inananları küçük görme, kendilerini büyük sunma gayret keşliği içerisinde bulunan tipler var. Şimdi Allah-u Teala o tiplerin aslında kendilerinin alt edilemez olduğunu zannetmelerini deşifre ederek diyor ki bu insan tipi kendisine hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini mi zannediyor? Hayır, insan en güçlünün karşısında son derece zayıf, son derece güçsüzdür. Ve خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَع۪يفَ diyor Allah-u Teala. Nisa suresinin 28. ayetinde. İnsan zayıftır. Kendisini çok güçlü zannedip benim kimse hesabımı göremez, beni kimse hesaba çekemez, beni yaptıklarımdan kimse sorgulayamaz gibi bir düşünce insanoğluna yakışmaz. Bilmelidir ki hem bu dünya hayatı onun kontrolünde değildir, hem de mahşerde böyle bir güç gösterisinde asla ve asla bulunamayacaktır. Bu insanoğlu böyle mi olduğunu zannediyor demek, bu asla böyle değildir. Ona kimsenin gücünün yetmeyeceğini iddia etmek yersiz bir iddiadır. Bu tür sorulara istifham-ı inkari derler Arapçada. Yani sorunun sorulmasından maksat cevabın beklenmesi değildir. Sorunun sorulmasından maksat cevabın değil, o sorudaki mesajın tersinin doğru olduğunu zihinlere kazımak. Ona kimsenin gücünün yetmeyeceğini mi zannediyor? Hayır. Ona çok güçlü bir kadirin gücü elbette yetecektir demeye getiriyor. Ayet-i kerimede verilmek istenen mesaj budur. Şimdi bu tip, bu kimsenin ona gücünün yetmeyeceğini zanneden tip, mesela bunun işte Ebu Cehil olduğu söyleniyor. Velid bin Mughire olduğu söyleniyor. Ebul Eşed olduğu söyleniyor. Ahnes bin Şürek olduğu söyleniyor. Nadir bin Haris olduğu söyleniyor. As bin Vail olduğu söyleniyor. Bir takım Mekke'nin o dokuzlu çetesi dediğimiz tipleri var. Azgın tipler. Bu sözü, bu düşünceyi bu tiplerin sahiplendiği ya da kendilerini böyle sattıkları, böyle sundukları rivayetlerde var. Ayet-i kerimede herhangi bir isim verilmiyor. Niye? Çünkü maksat mesajı evrensele taşımaktır. Birini deşifre etmek değildir. Nitelikleri ortaya koyar. O niteliklere kim uyuyorsa o ayette ortaya konulan mesaj onu, o tiplerin hepsini ilgilendiriyor demektir. Şimdi bu tipin övündüğü bir sözünü Allah-u Teala hatırlatıyor.
6. ayet-i kerimede. Rabbimiz buyuruyor ki, bu nankör insan yekulu şöyle dermiş. Ne dermiş? Ehlektu malen lübeden. Pek çok mal harcadım. Pek çok hani nasıl diyelim, güncel bir ifadeyle söyleyeyim. Çok yatırımlar yaptım. Çok kazançlar elde ettim ve davam uğruna bunların pek çoğunu harcadım. Yani ben güçlü bir adamım. Ben güçlüyüm, beni kimse alt edemez. Gücüm ekonomimden geliyor gibi böyle afralar tafralar satan tipler var. Sırf bu tipleri Allah-u Teala yanlış insanlar olarak tanıtmak için Hümeze suresini indirmiştir. Hümeze suresi böyle bir tipi anlatır. Veylül likülli hümezetin lümeze ellezî ceme'a mâlen ve addede. Mal topluyor, sayıp duruyor. Niye mal topluyor? Niye sayıyor? Niye övünüyor? Niye milletlerle el kol hareketiyle, kaş göz işaretleriyle alay ediyor? Çünkü yahsebu enne malehu ahledehu. Zannediyor ki o malı onu ebedi yaşatacak. Şımarıyor yani. O şımarıklıkla insanlara tahakküm ortaya koyuyor. Yani o Hümeze suresinde malının kendisini ebedi yaşatacağını zanneden insana Allah-u Teala hutame cehennemini vaat ediyor. Kella, hayır. Bu düşünce son derece yanlıştır. Leyünbezen nefil hutameti. Bu adam böyle malını biriktirip sayıp duran ve malının kendisini ebedi yaşatacağını zanneden bu tip bu düşüncesiyle yanılıyor. Leyünbezen nefil hutameti. Hutame denen cehenneme atılacak bu adam. Ve ma edrake ben hutame. Hutamenin ne olduğunu bilir misin? Nârullâhil mûkade. Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Hutame kırıp geçiren şey demektir. Malı ve zenginliği nedeniyle birilerine hava atan, birilerine kibir gösteren, birilerini tahakküm altına alan, baskı altına alan bu tipler insanların gururunu kırdığı için, gururunu rencide ettiği için hutame denen cehennem de onların kendilerini kırıp geçirecektir. Bu dünyada milletin moralini bozup onurunu, şerefini, haysiyetini zedeleyenler bilsinler ki öbür alemde kendi gururları, kendi haysiyetleri yerin dibine batırılacaktır. Onlar nasıl milleti kırdıysalar kendileri de mahşerde öyle kırılacaktır. O hutame cehenneminin onlara vaat edilmesinin sebebi budur. Hatta içlerinde bir gurur taşıdıkları için o gurur mahşerde yüreklerinin üzerinde tutuşan ateş diye tarif edilir. Burada gururla başkalarını rahatsız edenler o gururu taşıdıkları kalplerinde mahşerde ateşle buluşacaklardır. Elleti tettali'u alel efideti. Kalplerin üzerinden doğmakta olan Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir o. Yüreğinde kibir taşıyanlar yüreğinde ateşle buluşacaklardır. Mahşer sabahı, hutabe cehennemi öyle bir cehennemdir. Bunlara yönelik, mesela bakınız, şimdi hatırladım, söyleyeyim. Tebbet suresi var ya, Tebbet. Tebbet suresi de bu tipi deşifre eder. Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. Ebu Leheb'in iki evi kahrolsun. O iki evi dedi, bu eller değil. Biyolojik elden bahsetmiyor. Onun bir ekonomik eli var, bir de sosyal eli var. Ekonomik gücü ve sosyal gücü kahrolsun. Ve tebbe kendi de kahrolsun. Ebu Leheb'e niye Ebu Leheb denmiş? Şimdi Ebu Leheb'in böyle yerilen bir sıfat olduğu üzerinden hep bilgilendirildik. Ateşin babası. Ateşin babası. Leheb ateş demek, Ebu Leheb ateşin babası demek. Bunun tabi kınanan bir tarafı vardır. Öbür tarafta ateşe atılacağı için. Ama bu adama, bu Abdülüzzadır bunun asıl adı. Bu adama Ebu Leheb Kur'an gelmeden önce de söyleniyordu.
Ve bu ateşin babası niyetiyle de söylenmiyordu. Ona Ebu Leheb denmesinin sebebi böyle karizmatik bir adammış. Böyle yüzü al 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 bir adammış. Yüzünün böyle hani kan çanak yüzü var derler. Böyle yüzü, yanakları böyle kıpkırmızı, böyle etkileyici adam anlamında Ebu Leheb övülen bir künye, bir lakap olarak adama veriliyor. Ebu Leheb'i kınamak için demiyorlardı adama, övüyorlardı onu. Onlar onu övdüğü için Allah-u Teala da onların övdüğü adama kahrolsun, lanet olsun bu adama diyor. Peki neydi bunun özelliği? Bakın. Mâ âna anhu mâluhu ve mâ kiseb. Malının ve kazandığı şeylerin ona hiçbir faydası olmadı, olmayacak. Seyasla nâran zâte lehebi. Öyle bir ateşe girecek ki sizin onu övdüğünüz o leheb hali ateşe dönüşen cehenneme atılacak. Zâte lehebi. Ebu Leheb övücü bir ifade. Zâte lehebin ateşin sıfatı. Sizin burada övdüğünüz adam öbür tarafta ateşin göbeğine yaslanacaktır demek. Neydi bu adamın derdi? Malıyla, sosyal nüfuzuyla böbürlenmekti. Hava atmaktı. İnsanlara karşı kibir gösterisinde bulunmaktı. Allah-u Teala bunu kınama konusu ediniyor. İşte yekûlü ehlektü mâlen lübedâ. Oraya göndermedir hepsi bunları. Bu kadar mal, bu kadar servet harcadım bu uğurda. Dolayısıyla benim başıma bir iş gelmez, bana kimse zarar veremez gibi kendisine hiç kimsenin güç yetiremeyeceğini zannederlerdi. Onu vahyin indirildiği dönemde yaşanan bir olay olarak Rabbimiz hatırlatıyor. Bugünün insanına da yani sonradan yaşayan insanlara da böyle hadsizlik yapmayın demek istiyor. Sonra bakın ne diyor? 7. ayette. Gene aynı olumsuz insan tipinden bahiste buyuruyor ki eyaksebu, bu insan tipi şöyle mi zannediyor? Enlem yarahu vahadun. Bu yapıp ettiği şeylere dair hiç kimsenin onu görmediğini mi zannediyor? Yani yapıp ettiğin şeyler yanına kar kaldı ve bunları kelebirden yiyeceğini mi zannediyor bu adam? Eyahsebu. Zannediyor mu ki enlem yarahu ahadun. Hiç kimse onu görmedi. Yapıp ettikleri yanına kar kaldı. Öyle zannedenler bilsinler ki mahşerde büyük sürprizlerle karşılaşacaklardır. Büyük sürprizlerle karşılaşacaklardır. Çünkü mahşer sabahı herkesin eline amel defteri verilecektir. Açın Kehf suresinin 29. ayetini okuyun. Önce o ayeti okuyun. Sonra böyle bir yaprak çevirin. Gelin. Bir de 49. 48 veya 47, 48, 49. ayetleri böyle peş peşe 3 ayet okuyun. Bakın ne oluyor? Diyor ki Allah-u Teala ve yeme nüseyyirul cibale, dağları yürüteceğiz o gün. Ve teral erda barizete, yeryüzünü böyle alaçık, dümdüz, engebesiz göreceksin. Alaçık, çıplak, yani hiçbir şey yok üzerinde. Ve haşernâhu, insanları toplayacağız o toprağın üzerinde. Felem nuhâdir minhum ahada, insanlardan hiçbirini ihmal etmeyeceğiz, hepsini toplayacağız yani. Ve ulidû alâ rabbike saffâ, her biri gruplar halinde Allah'a sunulacak, herkes. لَقَدْ جِئْتُمُونَا onlara denecek ki bakın şimdi yanımıza, huzurumuza geldiniz. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوْبَلَ مَرَّتٍ daha önce sizi nasıl yarattıysak tek tek şimdi de öyle huzurumuza geldiniz. بَلْ زَعَمْتُمْ siz aslında şöyle zannediyordunuz dünyada. اَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا sizin için hiç böyle buluşma yeri tayin edemeyeceğimizi zannediyordunuz. Hiç öyle değil. وَوُدْعَ الْكِتَابُ amel defteri ortaya konulacak. فَتَرَ الْمُجْرِم۪ينَ مُشْفِق۪ينَ مِمَّا ف۪يهِ o amel defterinin içinde bulunanlardan korktuğunu, mücrimlerin, suçluların korktuğunu göreceksin. وَيَقُولُونَ diyecekler ki يَا وَيْلَتَنَا ah eyvah yazık bize مَا لِهَذَا الْكِتَابِ şu kitaba ne oluyor da
la yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahsaha. Küçük dememiş, büyük dememiş, hepsini sayıp dökmüş. Şimdi biz yaptığımız bazı yanlışlara küçük, bazılarına orta, bazılarına büyük diyoruz. Küçükleri zaten kimse görmez, öyle zannediyoruz. Ortaları işte tevbe eder, icabında onlardan kurtuluruz diyoruz. Büyükleri de zaten Peygamberimizin şefaati olacak. Onlar da öyle silinecek. Zaten istese de cehenneme gidemiyor adam yani. Biri onu kurtarıyor yani. Öyle bir din sunumu yapıyorlar. Ama öyle değil. Bak diyor ki küçük büyük ne var ne yok hepsi o amel defterinde teker teker sayılmış olacak. Ve vecedu ma amilu hadira. Onlar dünyada yapıp ettiklerini yanlarında hazır bulacaklardır. Ve la yazlimu rabbuke ahada. Senin Rabbin hiç kimseye haksızlık etmeyecektir. Kimsenin onu görmediğini zanneden adam bu akıbetle karşılaşacaktır. Sadece bakın, şeyde diyor ki, Kamer suresinin 52. ve 53. ayetlerinde, Kamer suresi, 54. surenin 52 ve 53. ayetlerinde buyuruyor ki, ve küllü şeyin فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرُ. İnsanların yapıp ettiği her şey kitaplardadır. Yani kayıt altına alınmıştır. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَب۪يرٍ مُسْتَطَرٌ. Küçük, büyük ne varsa hepsi satır satır yazılmıştır diyor. Niye yazıldı? Niye yazıldı yani? Niye kayıt tutuluyor? İnsanların önüne çıkartılacağı için. Hiç kimsenin kendini görmediğini zanneden insan bu gerçekleri ıskalayan adamdır. Bakın ben size başka bir şey söyleyeyim. Kaf suresini ders olarak işlerken özellikle surenin 18. ayeti, 17-18. ayetlerini anlatırken uzun uzadıya bazı bilgiler vermiş ama şimdi sırası geldi bir daha söyleyeyim. Kişinin kendini kimsenin görmediğini zannetmesi bir aldanmadır. Bu aldanma nedeniyle, bakınız, sadece ağzınızdan çıkan laflar ya da uygulamaya koyduğunuz örneklerden sorumlu olduğunuzu zannetmeyiniz. Bunlardan sorumlusunuz zaten de. Sadece konuştuğumuz ve yaptığımızdan sorgulanacağız diye sakın böyle zannetmeyin. Niye? Şunun için. Bakara suresi 284. ayette Rabbimiz buyuruyor ki 284. ayette ve in tübdü ma fi enfusikum ev tuhfuhu. Yani kendi içinizde bulunan şeyleri açığa vursanız da onları gizli de saklasanız da yuhasibkum bihillah. Allah sizi onunla hesaba çekecektir. Bitti. Hesaba çekileceğimiz kesin. Ama feyafiru limen yeşâ ve yu'adzibu men yeşâ. Rabbimiz dilediğini ya da bu dünya hayatında bağışlanmayı dileyenleri ve öyle hayat sürdürenleri bağışlayacak, azap yolunu tercih edenlere de azap edecektir. Ama bakın, kalbinizden geçirdiğiniz şeyler, tasarladığınız şeyler, yani bile isteye kalbinizde, beyninizde tasarladığınız şeyler hesabın konusudur. Hiç kimse beynini şeytanın çalışma odasına çevirmemelidir. Bunlar aklından geçiriyor. Ne var ki bu? Asıl kalbinden geçirdiğin şeyler senin davranışlarının nitelendirilmesini sağlar. Yani senin niyetin, senin gönlünden geçirdiğin şeyler senin davranışlarının isimlendirilmesine vesiledir. Eğer öyle değilse o zaman şu ayet ne anlama gelecek? Mesela diyor ki Mü'min suresinde, 40. sure, Mü'min suresinin 19. ayetinde diyor ki Allah-u Teala, Mü'min, 40. surenin 19. ayeti. Ya'lemu, Allah bilir. Neyi bilir Allah? Hainetel a'yuni. Gözlerin gizlediği şeyleri bilir, gözleri. Yani bakışlarındaki niyetleri bilir Allah-u Teala. Bakışın,
Bazı bakışlar karşı taraf adam, karşı taraftaki tarafından da biraz hissedilir yani. Değil mi? Öfkeli bakanlar olur, sevgiyle bakanlar olur, anlamlı anlamlı bakanlar olur, boş boş bakanlar olur filan bilmem ne. Biz ufak tefek bazı değerlendirmelerde bulunabiliriz bakışlarla alakalı. Ama Allah-u Teala diyor ki, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ Gözlerin gizlediklerini bilir. Gözlerin gizlediklerini bilir ne demek? Niye bunu söylüyor? Yani sizin yüreğinizde tasarladığınız her şey Allah'ın ilim sıfatıyla onun bilgisindedir. Zaten ayetin sonunda da diyor ki وَمَا تُخْفِ الصُّدُورُ Kalplerin gizlediklerini de bilir. Sen kalbinde neler tasarlıyorsun ha? Onları Allah biliyorsa merak etme. Onları kelebirden yiyeceğini zannediyorsan aldanıyorsun. Yok öyle bir şey. Bakın size bir ayet daha okuyayım. Diyor ki Taha suresi 7. ayette. Ve in tecer bil kavli. Sen bir sözü açıktan açığa söylemiş olsan da fe innehu ya'lemu sirra ve ahfa. Allah gizliyi de gizlinin gizlisini de bilir. Şimdi bir ayet daha okuyayım. Bakın neler var, neler söylüyor. Mücadele suresini açıyorsunuz. 6. ve 7. ayetleri. 6 ve 7, 2 ayet. يَبْ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا Allah insanların hepsini diriltecek mahşerde. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا Dünyada yapıp ettikleri ne varsa hepsini onlara haber verecektir. اَحْصَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوهُ Onların unuttuğu şeyleri Allah teker teker sayıp ortaya koyacaktır. Ehsâhullâhu ve nesûhû. Onların unuttuğu şeyleri Allah teker teker sayıp ortaya koyacaktır. Yasin okuyoruz ya Yasin'i anlamadan ölülere okuduğumuz Yasin var ya. Onun 12. ayetinde diyor ki Allah-u Teala İnnâ nahnu nuhyil mevtâ ve nektubu mâ kaddemû ve âsârahum Takdim ettiklerini de geride bıraktıklarını da teker teker yazıyoruz. Ve külle şeyin ahsaynahu fi imamin mübin. Biz her bir şeyi apaçık bir imamda, apaçık bir kayıt yerinde teker teker sayıp dökmüşüz. Yani yapılan şeylerin hiçbiri yapanın yanına kar kalmayacaktır. Bakın hala daha anlamadıysalar, Mücadele Suresi 7. ayette diyor ki Allah-u Teala اَلَمْ تَرَا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Görmediler mi ki Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَا سَلَاسَةٍ Baş başa gizli gizli hiç kimsenin olmadığı yerde baş başa vermiş hiçbir üç kişi yoktur ki اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ Dördüncüsü Allah olmasın. وَلَا خَمْسَةٍ Baş başa vermiş hiçbir beş kişi yoktur ki illa huve sadisi o. Altıncısı Allah olmasın. Ve la edina min zâlike ve la eksere. Sayı daha az da olabilir, daha çok da olabilir. İlla huve ma'hum eyne makânû. İnsanlar her nerede bulunurlarsa bulunsunlar, kaç kişi olurlarsa olsunlar, hangi gizli mekanlarda bulunurlarsa bulunsunlar, illa huve ma'hum Allah onlarla beraber orada. Sümme yünebbiuhum bima amilu yevmel kıyamet. Sonra da Allah onlara dünyada yapıp ettikleri ne varsa hepsini kıyamet günü haber verecektir. İnnallâhe bikülli şeyin alim. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Ya kardeşim, yani Allah'ın bilgi sıfatı pazarlık kaldırmaz ki bu Rabbimizin bilmediği bir şey yok. Gözünü seveyim bak. Şimdi aklıma geldi. Bir tane daha ayet okuyayım size. Ra'd suresinin 8, 9, 10. ayette. Ra'd, 13. sure. Diyor ki Rabbimiz, Allah-u ya'lemu, Allah-u ya'lem, Allah bilir. Neyi? مَا تَحْمِلُوا كُلُّ اُنْزَى Her dişinin neyi taşıdığını bilir. وَمَا تَغِيدُ الْاَرْحَامُ Rahimlerin neyi zayi ettiğini de bilir. وَمَا تَزْدَادُ Neyi çoğalttığını da bilir. وَكُلُّ شَيْنْ اِنْدَهُ بِمِقْدَارِ Her şey onun katında bir miktara, bir ölçüye, bir sisteme, bir plana bağlıdır. Alimul gaybi ve şehadeti. Bilinmeyen, görünmeyeni de bilir. Şehadet aleminde görüneni de bilir. El kebiru, büyük olan odur. El müteali, yüce olan odur. Şimdi
Öbür ayet okuyorum, 10. ayet. Sevâun minküm, sizden eşittir. Kim? Men eserrel kavle. Sözü gizli söyleyen de ve men cehara bihi. Onu açıktan söyleyen de. Ve men huve müstehfin billeyli. Geceye saklanan da ve sâribun bin nehâri. Gündüz ortaya çıkan da. Allah için hepsi birdir. Allah'ın bilmediği bir şey yok. Hiç kimse Allah'a hiçbir şeyi gizleyemez. Bildiğiniz ayetlerden bir tane daha örnek vereyim. Bakın ne diyor? Adiyat suresinde 9 ve 10. ayetler o kadar muhteşem ki. Efela ya'lemu. Bu insanoğlu bilmiyor mu yani? Haberi yok mu? Efela ya'lemu. Bilmez mi? İza bu'sire ma fil kubur. Kabirlerde bulunanları dışarıya atılacağı zaman ve hussile ma fis sudur. Kalplerde bulunanlar tahsil edileceği zaman durum ne olacak? İnne rabbehum bihim yevme idin lehabir. Rableri onlarla ilgili o gün her şeyden haberdardır. Hatta Fatır suresinde diyor ki ve la yunebbiuke mislu habirin. Her şeyi bilen Allah gibi insanlara hiç kimse doğru dürüst haber veremez. Her şeyi bilen Allah'tır. Her şeyin haberini hakkıyla veren O'dur. Fatır suresi 14. ayette. Daha aklıma bir sürü ayet geliyor şu anda böyle. Hepsi böyle ayaklandı zihnimde. Hani beni de oku, beni de oku dercesine. Ama hani bu kadar, bu kadarla yetineyim. Herhalde maksat anlaşılmıştır. Allah'ın hiçbir şeyi, herhangi bir şeyi görmediği zannı azgın, sapkın, nankör insan zannıdır. Bir Müslümanın böyle bir zannı asla ve asla olamaz, olmamalıdır. Şimdi bu ayetle, yani 7. ayetti bu okuduğum, اَيَحْسَبُ اَلَّمْ يَرَهُ اَحَدْ Beled Suresi 7. ayet. Şimdi bu ayet Allah-u Teala diyor ki, onu hiç kimsenin görmediğini mi zannediyor? Bu ayetin tercümesi bu. Bunu şimdi bir yere bağlayacağım. Nereye bağlayacağım? Bir sonraki ayete. Yani 8, 9, 8 ve 9. ayetleri. Ne diyor orada Allah-u Teala? Elem neca'al lehu ayneyni. Biz o insan için iki göz yaratmadık mı? Ve lisanen bir dil ve şefeteyni iki de dudak. Yaratmadık mı? Yarattık yani. Ne demek istiyor biliyor musunuz o 7. ayetle? Ya iki gözü sana veren Allah, iki gözün sahibi olan sen biliyorsun da bu iki gözü yaratan bilmiyor mu yani? Ya sen kim oluyorsun ya? Sen ya sana göz veren, senin o gözlerle bildiğini o bilmez mi? Öyle mi zannediyorsun? Ne büyük bir aldanmadır, ne korkunç bir sapmadır bir Müslümanın böyle bir sapkınlık denizine asla ve asla yelken açmaması lazım. Şimdi 8-9. ayetleri bir daha okuyorum. Elem neca'al lehu. Biz o insan için, hem herkes için, hem o nankör insan için, aslında onu kınıyor yani. Onun için yaratmadık mı? Ayneyni, iki göz. Ve lisanen, bir dil. Ve şefeteyni, iki de dudak. Yaratmadık mı? Niye bunlara gönderme yapıyor Allah-u Teala? Niye iki göz, dudak ve dil? Niye bu gönderme yapılıyor? Bunların burada zikredilmesinin önemli bir sebebini başka ayetlerle bulabiliriz. Hangi ayetlerle? Mesela Yunus suresi 31. ayet Allah-u Teala insanoğluna işitme, görme özellikleri verdiğini söylüyor. Yunus suresi 31. ayette şöyle geçiyor. Emmen yemlikü sem'a vel ebsâre. Yani insanoğluna işitme ve gözleri başka kim vermiş olabilir ki? İşitme ve görme. Mesela Secde suresinin 9. ayetinde insana verilen bu nimetler 3'e çıkarılıyor. Diyor ki ve ceale lekumus sem'a vel ebsara vel efidete. Yani sizin için işitme duyusu, gözler ve gönüller yaratmıştır. İşitme duyusu, gözler ve gönüller yaratmıştır. Mesela
Araf suresi 179. ayette buyuruyor ki, bakın gene gönül, göz ve kulak göndermesi yapıyor. Buyuruyor ki, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Yani kalpleri, yani beyinleri, akılları olmasına rağmen onunla gerçeği anlamayan, gözleri olmasına rağmen onunla gerçeği görmeyen, kulakları olmasına rağmen onunla gerçeği duymayan cinler ve insanların pek çoğunu cehenneme atacağız diyor Allah Teala. Yani cehennemlik olmak sonuçtur. Sebep aklını çalıştırmamak, hakikati görmemek, gerçeğe kulak vermemektir. Bu ayeti tercüme ederken yanlış tercümeler var. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için var ettik. Sanki kimin cehenneme gideceği önceden belirlendi. Bir isim listesi çıkartıldı. Onlar muhakkak cehenneme gidecekler. Daha niye yaratılıyor o zaman? Öyle bir şey yok. Bunlar cehenneme gitmek sonuçtur. Sebep aklını çalıştırmamaktır ve hakikatin izini sürmemektir. Bu işte kim tembellik yaparsa sonucuna katlanır. İsra suresinin 36. ayeti var. Bakın. O kadar güzel bir ayet ki. Yani ayet güzel, hepsi güzel. Ne demek ya? Allah'ın ayetlerinin elbet güzel olmayanı yoktur. Diyor ki Rabbimiz Esselamillah, وَلَا تَقْفُ Bak, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ Hakkında senin için bilgi olmayan şeyleri peşine düşme. Yani bilmediğin şeyleri biliyormuşsun gibi hareket etme. Bilmediğini biliyormuşsun gibi hareket etme. Niye? Bu ne kadar muhteşem bir uyarı değil mi? Şimdi insanlar bir bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyor. Bilmiyor ama fikir söylüyor. Ne cesursun ya? Bilmediğin şeye nasıl fikir üretiyorsun? Böyle bir şey olmaz. Bir haber duyduğun zaman onun doğrusunu araştır diyor Hucurat Suresi 6. ayette. Yoksa hata yaparsın, pişman olursun diyor. Yapma bu işi. Bir şey duyuyor, sanki doğruymuş gibi peşine daldırıp gidiyor. O İsra Suresi 36. ayette buyuruyor ki, hakkında bilgin olmayan şeylerin peşine düşme. Niye? Bakın, gerekçeye bakın. İnne sem'a, muhakkak ki işitme duyusu, yani kulak. Vel basara, göz. Vel fuade ve gönül, kalp, akıl yani. Küllü ulaike kâne anhu mes'ûlâ. Bütün bunlar kazandıkları şeylerden sorgulanacaklardır. Kulağın da, gözün de, kalbin de sahibi olan insan bu üç duyusuyla bilgi sahibi olmayı sağlayan bu üç duyusuyla hareket etmediği sürece bilsin ki bilmediği şeylerin peşine düşenler bu noktada sorgulanacaklar ve bu tavırlarının hesabını vereceklerdir. İsra suresi 36. ayetle Hucurat suresinin 6. ayetine bugünün Müslümanı her günden daha çok muhtaçtır. Bu kadar bilgi dezenformasyonunun olduğu bir dünyada, bu kadar karmakarışık şeylerin havada uçuştuğu bir dünyada birinden dedikodu türü bir şey duyup onun peşine düşenler ya da birine atılan bir iftirayı araştırmayıp onun peşine gidenler bilsinler ki kulağından, gözünden ve kalbinden kazandığı bu bilgilerle, bu duyumlarla hareket ediyorsa hesaba çekilecektir. Böyle bu iş. Hatta şimdi aklıma Nur suresinin ayetleri de geliyor ya, neyse. Hadi onları okumayayım. Evet. Şimdi buradan bu 8 ve 9. ayetle ilgili çok kısa bir şey söyleyip geçiyorum. Vakit de epeyce ilerledi, farkındayım. Ama bir 10 dakikamız daha var, öyle görüyorum. Diyor ki Allah-u Teala, iki göz verdik, bir dil verdik, iki de dudak verdik.
Ben şimdi bu ayetleri, bu iki ayete bakınca şöyle bir şey anlıyorum. Bu benim anlayışım. Yani yanlışsa da yanlış bana ait yani. Benim çıkarımım bu. Bilmiyorum. Ayetin diğer ayetlerle bağlantısını kuramıyor. Ondan sonra Kur'an böyle diyor. Ne diyor? Kur'an öyle demiyor yani. O ayet öyle diyor ama ne istinaden diyor? Değil mi? Arkasını bileceksiniz. Arkasını bilmeden olmuyor işte. Bağlayamıyorsun bunu. Bektaşı'nın namaz kılma dediği gibi. İşte orayı alıyor. Aşağıdan haberi yok yani. Sonra ben onları suçlamıyorum. Ben hiçbir dersimde hiçbirinin adını vermedim. Hiçbirini doğrudan muhatap almadım. Hiç. Bugüne kadar hiç yapmadım böyle bir şey. Onlar benim adımı niye anlıyorlar bu kadar anlamıyorum ben. Ben Türkiye'de bir üniversitede hocalık yapan bir adam. Gelen talebelere Kur'an'ı anlatıyorum. Bir cemaatim yok, grubum yok, bir şeyim yok, bir ticari gelirim yok. Hiç. Hiç öyle bir derdim yok. Devletten aldığım maaşın dışında kimsenin kuruşuna itibar etmedim. Beklemedim böyle bir şey. Nedir? Zorunlu ne arkadaş? Sen de bildiğin bir şeyi anlat, yalanları anlat, dur millete. Verirsin hesabı. Ben bu kayıtların Allah'ın huzurunda bir daha konuşulacağına inanıyorum. O gün orada rezil olmamak için bugün burada bu kitaptan konuşuyorum. Doğruluğundan emin olmadığım kitaplardan konuşmuyorum. Yani. Şimdi değerli kardeşlerim, dersin son bölümüne geldik. 7. ayetteki bir ifadeyi 8 ve 9. ayetle buluşturarak bir sonuç çıkartmaya çalışıyorum. Bu benim bakışım. Ben bu ayetleri okuyunca aklıma şöyle bir şey geliyor. Doğruysa eyvallah sizin de olsun ama yanlışsa bu yanlış bana aittir. Yanlışımı bana iade edebilirsiniz. Bakışım şu. Allah-u Teala 7. ayette diyor ki işte bu nankör insan kendisini hiç kimsenin görmediğini mi zannediyor? Oysa ona iki gözü biz verdik. Bir dili biz verdik, iki dudağı biz verdik. İki gözün sahibi olan insan bir şeyleri bildiğini, bir şeyleri gördüğünü zannediyor da, yani gözleri veren kudret hiçbir şeyi görmüyor ya da bazı şeyleri görmüyor denebilir mi? Denemez. Bu 7. ayette 8 ve 9. ayetlerin böyle bir bağlantısı var. Ayrıca iki göz demek esasında iyi bakmak demek. Dikkatli olmak demektir. Yani bir bilginin kaynağına ulaşmak demektir. Doğruyu bulmak demektir. Bir çat kapı bakıp çıkmak değil. İki kere bakmak, burada yani iki gözden maksat, yani defalarca bakmak, çok dikkat etmek, çok dikkatli bir ilim yolculuğu yapmak gerekir. İki kere bakmak, iki göz. İki göz, iki kere bakmayı, pek çok defa bakmayı sembolize edebilir. İyi araştır. Çünkü İsra 36. ayette diyor ki, gözün, kulağın, gönlün hesaba çekilecek, haberin olsun diyor. İyi bak, doğru bak. Haberin doğruluğunu araştır. Doğru bilgiyle buluş. Bu arada bir defa konuş. Bir dil verdik. O dil konuşmadan semboldür, öyle anlıyorum. İki kere bak, iki kere düşün, iki kere kafa yor, ama bir kere konuş. Ve sonra da iki dudak verdik. İki kere kapat ağzını. Sürekli konuşma yani. Çok dikkatli bir ilim yolculuğu yap. İcabında bir kere konuş ama iki kere sus. Bazen susmak adamı günaha düşmekten kurtarır. Bazen susmak bazen çok etkili bir konuşmadır. Bazen konuşarak söyleyemediklerinizi susarak söylersiniz. Bazen susmak konuşmaktan yeğdir yani. Onun için iki göz, bir dil, iki dudak benim kafamda iki kere bakmayı, iyi bakmayı, doğruya ulaşmayı, bir kere konuşmayı ama gerekiyorsa iki kere susmayı insana öğreten bir mesaj inceliği taşıdığı düşüncesindeyim. Bu benim 8 ve 9. ayetten baktığımda anlayabildiğimdir. Ama bu ayetin asıl mesajı önceki ayetlerle bağlantılı olarak kendisini kimsenin görmediğini zanneden adama Allah-u Teala sana gözleri ben verdim.
sen görüyorsun da ben mi görmüyorum demek istiyor. Ve bu nankör insan kendi nankörlüğünün gerekçesi olarak sunduğu bilgisini, zenginliğini, efendim konuşma gücünü vesairesini ona ihsan eden Allah'ı hesaba katmadan böyle şeyler söylemesini Allah-u Teala reddediyor. Hem her insanın özelliği olarak zikrediyor ama eleştirel olarak da bunu nankör insanla ilişkilendirerek iki gözü, bir dili, iki dudağı ona kendisinin verdiğini beyan ederek haddini bilmesini insanoğlundan istiyor ve nihayet 10. ayette de diyor ki Allah-u Teala, bu nankör insan niye başka taraflara gidiyor? Niye arzu edilmeyen yönlere doğru yelken açıyor? Oysa وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ona iki necdin yolunu biz göstermiştik. Ona iki yol. Necd, necdeyn, iki ifadesi. Tesniye ediyoruz biz buna. Kelime aslında yükseklik, yücelik, tepe gibi anlamlar veriyor. İnsanoğluna yüksek iki tümseyi, iki gayeyi, iki yolu biz gösterdik. Artık yani ya şükredici mümin olur ya küfredici nankör olur. Kendisi bilir yani. İnna hedeynâhu sebîle. İnsan suresinde diyor Allah-u Teala. İnsanoğluna yolu, hakikat yolunu biz gösterdik. İmmâ şâkiren ve immâ kefûrâ. Ya şükredici olur ya nankör olur. Kendisi bilir. Şeyde diyor ki Keyif suresi 29. ayette وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. De ki hak gerçek Rabbinizdendir. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Siz bilirsiniz. Sonucuna siz katlanacaksınız. Tehabun suresi 2. ayette diyor ki هُوَ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ. Sizi yaratan odur. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. İçinizden kafir olanlar var, mümin olanlar var. Siz bilirsiniz. Burada da Allah-u Teala aslında onu hatırlatıyor. İki yolu, iki tepeyi, iki tümseyi, iki tercih edilecek işte rotayı biz gösterdik. Buradan, vahiy yolundan istikamet tutturursanız sırat-ı müstakim üzere yürümüş ve maksada en kısa yoldan ulaşmış olursunuz. Yok, şerden yana, kötülükten yana, inkardan ve yankörlükten yana bir yol tutturursanız onun da sonu cehennemdir. Kişi cennete gitme yolunu da, cehenneme gitme yolunu da kendisi tercih eder diye Allah-u Teala'nın bu 10. ayette nankör insan gibi davranmayıp hakikat yolunu tutmanın gerekliliğine dolaylı olarak işaret ettiğini bu vesileyle 10. ayet noktasında sizlere hatırlatmış olayım. En-Necdeyn ifadesi hayır ve şer yolu, İyilik ve kötülük yolu, doğru ve yanlış, hakikat ve batıl, karanlık ve aydınlık gibi farklı şekillerde birbirinin zıttı manalarda değerlendirilebilen iki tümsek, iki yol, iki yükseklik gibi anlamlara geliyor. Kişi kendi tercihinin sonucuna katlanacaktır. Hangi yolu tercih ediyorsa kaderi tercihinin istikametinde şekillenecektir diye ifade edip bu 101. dersle ilgili sözümü, söylememi böylece şekillendirmiş olayım. Rabbimden niyazım odur ki bizi ve bütün müminleri gerçek anlamda hakikatin farkına varmada başarılı kılmasıdır. Hakikat yolunu yol edinenlerden bizleri de kılmasıdır diye dua ve niyazımı yineliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki derste Berek suresinin kalan 10 ayetlik bölümünü sizlerle inşallah paylaşacağım. O güne kadar Allah'a emanet olunuz.